Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yeni başlayanlar için boş mandrenin ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağım. Özellikle bu mandrenlerin ve böyle silindir, silikon uçlar takılan mandrenlerin ne işe yaradığını zaten biliyoruz ama bu boş mandrenlerde bir uç görmediğimiz için yeni başlayanlar bunları merak ediyor. Bu uç ne işe yarıyor diye soruyorlar. Bu uca kağıt sımpara sıkıştırıp kullanıyoruz. Ve özellikle yüzük içinde tesviye işlemleri için kullanmış olduğumuz böyle silindir uçlu kalından inceye tesviye için kullanmış olduğumuz uçlara olan bağımlılığımızı azaltıyoruz. Yani kısacası bunların yapmış olduğu işi yapıyor. Tabii farklı kalınlıklarda zımparalar sarıyoruz. Bir tane kullanmıyoruz. Birden çok kullanıyoruz. Şimdi bir tanesine kağıt zımpara takacağım. Ve kullanımını göstereceğim. Ondan önce kullanmış olduğum zımparayı da şöyle bir göstereyim. Bunu rulo halinde bulabilirsiniz istediğiniz yerden. Yani hemen her yerde satılan bir şey. Praktikerlerde, hırdavatçılarda var. Bir de şöyle kağıt zımparalar var. Aşağı yukarı A4 kağıdı boyutlarına yakın. Ancak kağıt zımparalar çok dayanıklı değil. Kalın kumlarda bez zımparayı kullanmaya çalışın. Yani bu rulo halinde olan zımpara bez zımpara. İncelerde bez zımparada inceyi bulamayacağınız için kağıt zımparayı kullanabilirsiniz. Şimdi bu bez zımparadan bir parça kestim ben. Makasla bunu kesebilirsiniz. Ben bu aradaki boşluktan biraz daha enli kestim zımparayı. O size kalmış. Görüyorsunuz aradaki boşluğu. Şimdi zımparaya taktığımda bakın tamamı oturmadı. Ben bunu tercihen böyle kullanıyorum. İsterseniz siz bu boşluk kadar böyle kesebilirsiniz. Ama açıkçası çok uzun keserseniz bir süre sonra bu tarafa doğru konikleşmeye başlar zımpara. Şimdi aynen bu şekilde takıyoruz. Şöyle göstereyim. Arkasında göstereyim zımparanın. Tam uca gelmiyoruz da biraz aşağıdan şöyle bunu sarmaya başlıyoruz. Şu şekilde sarıyoruz. Biraz uzaktan alayım. Evet. Yani şu hale geliyor zımpara. Şimdi bu zımpara kullanırken açılmasın diye buradan telle tutturanlar da gördüm ben. Ama bunu birkaç kez zaten kullandıktan sonra bu bir daha açılmıyor. Yani olması gereken forma ulaşıyor. Şöyle göstereyim. Rezemize taktık. Ve çalıştırdık. Bu zaten birkaç baskıdan sonra üzerine uygulayacağınız kuvvetten sonra istediğiniz şekli alacak. Şimdi bile neredeyse aldı. Şöyle yüzüklerin içinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir hale geldi. Tabii bu boş mandrenden birden fazla temin ederseniz ve hepsine de farklı farklı kalınlıklarda kalından inceye zımparalar takarsanız o zaman bu zımparaları çıkarıp aynı mandrene başka zımparalar takma işinden kurtulmuş olursunuz. Bu böyle sizi uzun süre götürür. Şu anda yüzüğün içerisine küçük bir uygulama yaptım. Zımparanın yüzeye temas ettiği alanı görmenizi istediğim için. Bakın şu kadar bir alan yüzeye temas ediyor. Çünkü bu alan döndüğünde en dıştaki parçayı oluşturuyor. Yani bu şu demek. Bunu bir süre sonra kullandığınızda şu anda tuttuğum bölüm bir şekilde yıpranacak. Artık zımpara yapmadığına kanaat getirirseniz şöyle yapacaksınız. Bu uçu makasla keseceksiniz. Ve kaldığınız yerden
devam edeceksiniz. Yani kısacası böyle bizim para. 4-5 kere keserek kullanabileceğiniz kadar uzun. Çok da fazla uzun kullanmayın. Çünkü o zaman da üst üste sarıldığı için rulonun kalınlığı artıyor ve dar alanlara girmekte zorlanmaya başlarsınız. Söylemek istediklerim bu kadar. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi yıpranmışlar da var. 3 tane 4 tane böyle boş mandıren sizin işinizi görecektir. Ekonomik bir yöntem. Diğer uçların fiyatlarına nazaran hem de kolay, temin etmesi de problemli değil. Umarım faydalı olmuştur. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.